Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda bugün Şok'tan 79 lira 90 kuruşa aldım. Şu Gamepad'in tanıtımını sizlere yapacağım. Bu Gamepad arkadaşlar eski PlayStation 1 ve PlayStation 2 Gamepad'lerine benziyor. Çift titreşim motoru, çift analog var ama driver tarafında birazcık sorunlu bir Gamepad. Bunu baştan söyleyeyim. Yani bilgisayarınıza taktığınız anda PlayStation'ın DualShock'u ya da Xbox One kolu gibi, Xbox 360 kolu gibi, Eximpad kollar gibi direkt tanınmıyor. PES'te, FIFA'da falan ayarları elle yapabilirsiniz. Ama bunu yapmak istemiyorsanız burada sizlere bir çözüm göstereceğim. Eximpad emülatörü var arkadaşlar. Herhangi bir gamepad'i Xbox kontrolcüsüne çevirmenizi sağlıyor. Öncelikle bu yazılımı anlatmaya geçmeden önce bu cihaz hakkında sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Cihazın üzerinde ekrandaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere bir tane D-pad, bir tane R1-L1, bir tane R2-L2, iki tane analog, start select tuşları, mod tuşu, 1-2-3-4 şeklinde de üçgen, kare, X vesaire o tuşlar bulunuyor. Gamepad'in ergonomisi fena değil arkadaşlar. Ben küçük elli bir insanım. Ona rağmen elime güzel oturdu. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani böyle kullanmasında falan bir sorun yaşamadım. Burada yaşadığım tek sorun tuşlarla ilgili iki sorun var aslında. Bir tanesi D-pad tuşlarının biraz sert olması. İsabette bir sıkıntı yok ama D-pad tuşları biraz sert. D-pad tuşlarıyla PES oynamayı düşünenler varsa parmağınız bayağı acıyacak, onu söyleyeyim. R2, L2 tuşlarıyla da ilgili bir sorun var. Tuşlar analog değil arkadaşlar. Trigger tuşları eski tip. Yani PlayStation 1 ve 2'deki gibi çalışıyor. PlayStation 3, 4 ya da Xbox 360, Xbox One gibi böyle yarım basma imkanına sahip değilsiniz. R2 ve L2 tuşlarında kısıtlı olacaksınız. Ama genel olarak iş görür mü? Xbox Eximpad emülatörünü kurarsanız iş görür arkadaşlar. Şimdi onu nasıl yapacağınızı buradan göstereceğim. Öncelikle şuradan Eximpad Emulator diyeceğiz. Burada Xbox 360 Controller Emulator diye bir şey var. x360cn.com. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan Download for All Games diyorsunuz. Bütün oyunlar için indir diyorsunuz. Bir tane exe dosyasını masa üstünüze indiriyor. RAR şeklinde. Bunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Ortaya şöyle bir yazılım çıkıyor. Ben yine şunu arka plan olarak kullanayım. Daha güzel gözüküyor şu şekilde. Şimdi burada bir yazılım var arkadaşlar. Bu yazılımda yapmanız gereken ilk şeyi söylüyorum. Bu yazılımı açtıktan sonra şurada Issues diye bir kısım var. Buradan sizden bir sürücü yüklemenizi istiyor. Bunu yaptıktan sonra ancak kurulumu yapabiliyorsunuz. Şimdi buradan Issues'u yaptık. Ben yaptım yani önceden. Şu an bunu geri alma şansım yok. Bir sürücüyü yüklediği için bunu geri alamıyorum. Controller 1 sekmesine geliyorsunuz. Üstten Game olarak x360cn.exe'yi seçiyor. Eğer böyle bir şey yoksa buradan bunu tiki ekleyebilirsiniz ki bu otomatik olarak seçiyor zaten. Controller 1'de yapmanız gereken arkadaşlar şuradan artı tuşuna tıklıyorsunuz. Atlıyorsunuz. Buradan Microntech bu USB joystick'i seçiyorsunuz. Add selected device diyorsunuz. Şimdi bunu ekledi arkadaşlar. Burada tuşlar biraz karmaşık. Yani tuşlara ben mesela L1'e basıyorum. Ha, gerçi bunlar otomatik ama ben şöyle göstereceğim size. Ben önceden ayarladığım için ben de ayarlı çıktı. Normalde bu tuşlar ayarlı gelmiyor. Şuradaki Remap All tuşuna basıyorsunuz. Buna bastıktan sonra Yes diyorsunuz. Size bir demo başlatıyor. Bana diyor ki L2'ye bas. Bastım şu anda. Sırada R2 var. R2'ye bastım. L1'e bas diyor. L1'e bastım. R1'e bastım. Böyle ne isterse bunları uyguluyorsunuz. Bir tane işte Select bastım. Start'a bastım. D-pad'i oynat diyor. Herhangi bir tuşuna bastım. Analogu yukarı çek diyor. Yukarı çektim. Sağa çek diyor. Sağa çektim. Ortasına bas diyor. Ortayı klikledim. Sağ analogu yukarı kaldır diyor. Şimdi sağ analogu sağa çek diyor. Bu her bastığımda bir tuşu atamış oluyorum. Üçgen. Ben hep bunları üçgen kare diyorum. Kare. Yuvarlak. Ve X'e bastım. Şu anda bitti arkadaşlar. Şu anda bir Xbox 360 kontrolleri var elimde mantıken. Şekli şemali farklı olsa da aynı Xbox 360 kontrolleri gibi çalışıyor. Bunu indiriyoruz aşağı arkadaşlar. Şuradan mesela Mafia Definitive Edition'a giriyorum şu anda. Mafia Definitive Edition bir TPS oyunu yani Third Person Shooter oyunu. Bu oyunda bu gamepadlerin iyi performans göstermesini pek beklemeyiz normalde. Yani uygun fiyatlı gamepadlerin çok iyi performans vermesini beklemeyiz. Ama bunun performansı bence hiç fena değildi. Şu an piyasada 80 liraya bulunabilen gamepadleri düşündüğüm zaman bence iyilerden biri. Gamepad'in standart haliyle çok kullanılabilir olduğunu söyleyemeyeceğim.
Ama XImpact Controller Emulator uygulamasını indirdikten sonra bunu bir Xbox 360 gamepad'i haline getirdikten sonra kesinlikle kullanılabilir bir hal alıyor arkadaşlar. Şimdi oyunda küçük bir deneme yapacağım. Gamepad'in performansını sizlere göstereceğim. PES oynayanlar için ya da daha basit platform oyunlarını vesaireyi oynayanlar için zaten yeterli bir gamepad olacaktır. Ama bu tarz first person shooter yani FPS, TPS oyunları için bu Xbox 360 ayarını mutlaka yapmanız gerekecek. Tuşlara atama imkanı sunmuyor sizlere bu tarz oyunlar. Mesela bu oyunda gamepad ayarı diye bir şey yok. Ya XImpact olacak ya da gamepad olmayacak. İkisinden biri. Şu anda ben bu oyunu bu gamepad'de sorunsuz hale getireceğime inanıyorum. Demin çünkü oynadım. Tekrardan denememizi yapacağız. Evet, şu anda mesela gayet de güzel nişan alıyorum, vuruyorum, takılıyorum yani bir sıkıntı yok. Auto-aim her zaman açık olmalı bu tarz oyunlarda arkadaşlar. Auto-aim olmazsa biz bu işi beceremeyiz. Çünkü nişan almak, analogla nişan almak normalde zordur. Bu tarz bir oyundaysa daha da zordur arkadaşlar. Yani normalde Xbox 360 ya da Sony PlayStation kollarının isabeti daha iyidir. Bunlar da biraz daha tabii auto-aim'e ihtiyaç duyacaksınız. Ama keyfi güzel. Yani analogların dönüş hissi falan hiç fena değil. Bu tarz oyunları da oynayabileceğiniz bir gamepad bence. Biraz sağladık. Silahı bir değiştirelim. Bir tek atar. Uf, headshot. O da bitti. Gördüğünüz gibi bir sıkıntısı yok yani. 80 liraya eğlenceli bir şey. Alınabilir mi? Alınabilir. Ayarları yaparsanız kullanılabilir. Ama kutudan ilk çıkarttığınızda, bilgisayara taktığınızda oyun gamepad'i tanımazsa bir hayal kırıklığına uğrayabiliyorsunuz. Ben ilk başta öyle olmuştum. Sonradan çözümünü böyle buldum. Zaten videonun başlığında şöyle yapacağım. Her gamepad'i Xbox gamepad'ine çevirin tarzında bir eklenti koyacağım başta. Çünkü bu gerçekten çok aranan bir şey. Bu ne ya? Palyaço. Neyse şimdi oyunumuzu kapatıyoruz. Gamepad dediğim gibi bu şekilde 1,8 metre kabloya sahip olan kablolu bir USB gamepad. Almak isteyenler varsa kampanya bitene kadar almayı düşünebilirler. 80 lira fena bir fiyat değil arkadaşlar. İlerleyen zamanda farklı gamepadlerin de denemelerini yapmaya çalışacağım. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben bu videoda bahsettiğim yazılımın indirme linkini de açıklamada sizlerle paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.